Herkese merhaba. Şu an biraz tavanı toparladım, toz aldım filan. Oraları göstermedim. Önceden göstermiştim çünkü böyle acelece toparladım. Şimdi lavabomu ve tuvaletimi temizleyeceğim. Şu rozmandan aldığım domurla temizleyeceğim. Aktif köpükle temizleyeceğim. Daha önceden de temizledim. Çok memnun kaldım ben. Şimdi çeşme, lavabo, her yeri bununla yapacağım. Gerçekten başarılı buldum. Bundan sonra alacağım yani bu ürünü. Zaten çok dolu bu. Hemen bitecek bir ürün de değil. Şöyle çalkalıyorum. Sonra şöyle çeşmeme, lavaboma, şuralara, çeşme kenarlarına koyup şu lavabo süngerim benim. Ama bugün tuvalette de kullanıp sonra çöpe atacağım bunu. Şöyle lavabomu. Bu kireci de söküyor arkadaşlar. Şimdi çeşmede göreceksiniz, hiç kireç kalmayacak. Her yeri bununla temizleyeceğim şimdi. Kokusu da böyle limon gibi kokuyor. Kokusu da hoş bir kokusu var. Öyle pis, ağır bir koku yok. Gayet temiz, limon gibi kokuyor. O yüzden kokusu da gayet iyi. Bir tane bez ıslatıyorum banyo bezime. Bununla her yeri duruluyorum şimdi. Diğer şu tarafı da, bu tarafı da normal cam sille temizleyeceğim. Aslında bundan da az bir şey sıkıp silebilirim. Ama daha dün yine sildiğim için bugün silmeyeceğim tekrar. Normal cam sille temizleyeceğim. Evet, lavabom tamam. Şöyle bakın parlıyor. Gerçekten çok güzel temizliyor. Çok beğendim bu ürünü. Bu tarafı da dediğim gibi şunu kaldıralım önce. Dün de buraları temizlediğim için şimdi üstten şöyle hafif alıyorum. Çünkü buraları temizledim, çöplerimi attım, buraları temizledim. Bir şey yok orada. Şimdi tuvaletime geliyoruz. Klozetimi her yerine yine bu üründen sıkıp, normalde sadece içe sıkılıyor. Ama ben her yerine sıkıyorum. Bununla temizliyorum. Çünkü atacağım bunu dediğim gibi. Lavaboyu genelde temizliyorum bununla. Değiştireceğim eskidiği için. Tuvaleti kullanıp atacağım şimdi. Önce temiz yerleri. Dış yerleri yani. Dış kapağını, sonra en son iç tarafını kullanacağım. Temizleyeceğim yani. Ve bunu çöpe atıyorum şimdi. Şimdi bu bezle, şu nemli bezle yine dıştan içe doğru siliyorum. Şöyle.
Evet, tuvaletim bitti. En iç kısmını havlu kağıtla temizledim gördüğünüz gibi. Şöyle tertemiz. Cam sildi, şu sirke etkili cam sili kullanıyorum. Gerçekten çok başarılı. Gerçekten çok parlak. Banyomu günlük temizliği bitti. Yani bu günlük yapılan bir temizlik. Bir gün yapmasam diğer gün mutlaka yapılan bir temizlik. Dip köşe değil, dip köşe oldu mu fayanslar, mayanslar komple buralar yıkanıyor. Ama bu dediğim gibi günlük temizlikte bu kadar temizliyorum. Çamaşırlarımı da astım şöyle şu boş odaya. Bu odayı da temizledim arkadaşlar. Şöyle hani kullanmadığımız oda vardı ya. Burayı da bir süpürdüm, sildim. Şuraya çamaşırları astım. Burası zaten depo gibi biliyorsunuz. Buraya ayakkabılık gelecek bugün. Bir ayakkabılık, portmanto gibi bir şey aldık. Şu ara dolu olduğu için müsait değil bizim, burası küçük. O yüzden bu kullanmadığımız odaya, şuraya ayakkabılığı koyacağım. Buradan kullanacağız. Çünkü ayakkabılığımız yok. Yer olmadığı için alamıyorduk bayağıdır ama artık ayakkabılar orada burada olmuyor. Yani sürekli kutularında saklıyorum. Hem ceketlerimizi asıp hem de ayakkabılarımızı koymak için güzel bir portmanto aldık. Gelince onu da gösteririm. Evet, salonumu da temizledim. Bir yandan da video yükleniyor. Şimdi bu sehpaları falan yerleştireceğim. Her yeri toparladım, tozları aldım. Böyle. Şimdi salonu aslında süpürdüm, bir şey döküldü az önce. Şu çekmeceyi boşalttım, dibi toz döküldüğü için tekrar süpürüyorum. Şurada tekrar kahve lekesi görüyorum, bakın. Genelde ben burada oturup kahve içtiğim için her sabah yine dökülmüş. Ne zaman hiç görmedim bile onu. Şimdi bunu sizin dediğiniz gibi parlatıcı ile sileceğim. Bakalım nasıl çıkaracak. Evet arkadaşlar, şurada ve şurada tekrar hatta yere bile biraz kahve gelmiş. Şöyle bir tane toz bezini ıslattım ve parlatıcı ile sildim. Şöyle mi döküyoruz? Şöyle biraz döktüm. Silelim bakalım. Çıktı gibi ama. Şurada da var biraz. Şuraya da böyle biraz döktüm. Vallahi çıktı. Hem de hemen çıkardı gerçekten. Gerçekten hemen çıkardı, bakın. Şöyle çıktı. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Bilmeyen varsa, ki yok herhalde, en son ben mi öğrendim? Aslında ben bu işi biliyordum. Bu parlatıcının leke çıkardığını biliyordum. Ama pirille de böyle bir leke çıkarma özelliği olduğu için pirille genelde siliyordum. Bunu ilk defa deniyorum. Duymuştum ama YouTube'dan çok görüyordum ama hiç denememiştim. Geçen siz ısrarla parlatıcı dene dediğiniz için çoğu kişi videoda. Bakın gayet güzel çıktı. Hepinize teşekkür ederim. Dolabımız geldi arkadaşlar. Şöyle bu dediğim gibi portmanto. Şöyle iki tane gözü var burada. Şu arkaya da bakın, depo yani, bildiğiniz depo. Oralar düzenlenecek. Şurada bir gözü var. Şurada bir gözü var. Şurada bir çekmece var. Çok çizmişler yalnız. Şöyle işte anahtarlık gibi ince bir çekmece. Burada bir kapak. İçinde şöyle iki bölmeli ayakkabılık. Bunun altında da aynı şekilde iki bölmeli ayakkabılık var. Bunun kapağı büyük gelmiş, karışmış başkasıyla. O kapağı götürdüler, kesecekler. Haftaya tekrar getirip şu alta da şunun aynısından takacaklar. Bu tarafı böyle aynalı sürmeli. Şöyle. Sonra burayı açınca da burada bir bölme var. İşte şapka, çanta, işte ne koyarsanız. Buraya ceket asma yeri var. Bunun altında tekrar bir şöyle küçük bir ayakkabılık, şemsiyelik, ne olarak kullanırsak, böyle bir dolap.
Şöyle üstüne de bir şeyler konulabilir. Ben çok beğendim bunu alırken. Beyaz olduğu için de çok sevdim. Ben beyazı çok seviyorum çünkü. Ayakkabılı yaparken ben de buranın camlarını, kapısını, camını falan sildim güzelce. Önce boş bezle sildim, kafasını aldım. Sonra bu sirkeli cam sille sildim. Ocağımı sildim. Bu baharatlık yerini falan, bu fayansları falan güzelce yağ çözle temizledim bunun altını. Her yeri temizledim. Makineme koydum bütün parçaları. Makineme açacağım. Buradaki baharatlıkları da sile sile her zamanki gibi yerleştireceğim. Ama ondan önce şu ayakkabılığı silmek istiyorum. Biraz kapaklarını açıp havalansın. O yüzden yine bununla sileceğim. Havalandırırken onu bunları yerleştireceğim. Çöplere atacağım. Sonra ayakkabılığı yerleştireceğim. Bir tane kuru havlu, bir tane nemli havlu, bir de cam silimi aldım. Şimdi temizleyeceğim ama sizi tutamam yani bu şekilde hem tek elimle temizleyemeyeceğim için. Ben bunları sileyim, daha sonra görüşürüz. Neler yaptım? Şu an yerleştirmenin yarısındayım daha. Temizledim çoktan. Yerleştiriyorum ayakkabıları. Sığmıyor. Kapının önündeki ayakkabılarımız var. Orada bir 6-7 çift ayakkabı var. Günlük kullandığım işte benim botum, spor ayakkabım. Onları koymayacağım zaten. Burada Devran'ın birkaç ayakkabısı var. Şurada benim yazlıklar, ev terlikleri, ev ayakkabım var. Bunlar sığmıyor. Sığdıracağım bir şekilde tabii. Şöyle başlayayım nasıl yerleştirdim. Şurada işte benim çizmem var. Devran'ın botu var. Bunları şurada benim botum var. Bunları giyiyoruz tabii ama her gün değil. Her gün giydiklerimiz kapının önünde. İşte şuraya bir tane onun kot ayakkabısı var. Onu öyle araya sıkıştırdım yazlık. Burada şöyle Devran'ın ayakkabısı, yazlık deri sandaleti var. Benim, onun karışık. Burada benim yazlık sandaletlerim var arkadaşlar. Şunlar zaten incecik ayakkabı olduğu için şunu kotondan almıştım. Şu taşlı olan. Şöyle yaptım yani. Bunlar şey olmuyor, kıvrılmıyor, bir şey olmuyor. Şu şekilde yerleştirdim. Şunu da şöyle araya sıkıştırıyorum mecbur çünkü yer yok. Bunu bu kutuyu şunların arasına sıkıştırabilirsem sıkıştı gibi. Biraz sıkışık oldu ama sıkıştı. Şunu şöyle koyalım. Buraya en azından onlar sığmış oldu. Yani şu 4 bölüm doldu. Şimdi yukarıya çıktığımızda çekmeceye şöyle ne koydum? Çekmeceye şöyle bütün güneş gözlüklerimizi. Şunlar benimkiler. Bunlar Devran'ınkiler. Devran'ın bir tane de araba da var. Onu da şuraya sıkıştırabilirim. Şöyle en sevdiğim gözlük bu arada. Çeşmeden almıştım. Bunları koydum. Gözlük kabı var. İşte benim cüzdanlarım var. Devran'ın cüzdanları var. Ve gözlükler için iyi oldu bu çekmece gerçekten. Bizim anahtarlığımız olduğu için şöyle göstereyim. Aslında o anahtarlık çekmecesi. Ama benim burada anahtarlığım var. Şurada sepetim var. Buna da koyuyorum fazlalıkları kapının yanında. O yüzden burayı gözlük çekmecesi olarak kullanacağım. Burada bir tane dolap kokusu açtım. Taktım, göstereceğim onu birazdan. Burada neler var? Burada Devran'ın işte düğünlük ayakkabıya ne deniyordu erkeklerin? Kundurası var. Burada benim işte topuklularım var. Bunları yazın giyiyorum ben arkadaşlar. Yani normalde topuklu sevmiyorum ben. Hep babet ya da spor seviyorum. Bu benim nikah ayakkabım bu arada. Şöyle bakın. Nikah ayakkabım. Kaç senedir duruyor. Giydim mi? Hayır giymedim ama mutlaka giyeceğim bir yer olur herhalde. Bir yakınımın düğünü falan. Bunları şimdilik kutusuyla böyle bırakacağım. Tabii bunlar daha yerleşmedi. Belki bunları en üste dizerim. Hatta en üste dizeyim ben onları. Bence daha iyi olur en üste. Kutulu olduğu için bunlar tozlanmaz bu şekilde. Bunları dediğim gibi şöyle yukarı dizeceğim. En mantıklısı. Şimdilik dursun da bu düşürmeyeyim. Ben onu sonra koyarım. Evet, onlardan sonra şu yukarıda şöyle bir Devran'ın tespih şeyi var. Bunu koydum buraya. Tespihleri çok seviyor. Alıp böyle kullanmaz. Yani elinde hiç görmem. Böyle biriktirir. Tespih koleksiyonu diyebiliriz. Bunu da buraya koydum. Köşeye. Daha düzenlenecek bunlar dediğim gibi. Burada şey var. Benim ayaklarımın silikonu var. Benim ayaklarımda ödem var topuklarımda arkadaşlar. Bunu aslında şuraya bir yere sıkıştırabilirim. Bu silikonları ayakkabı tabanlarına koyuyorum. Her ayakkabıya oluyor.
Bu bölüm böyle oldu şimdilik. Bu tarafta ne yaptım? Bu tarafın en üstüne şöyle bir devrinin çantası, benim el çantam. Birer tane şapkalarımızdan koydum. Genelde bunları kullanıyoruz çünkü. Devran'ın atkısından koydum 3 tane. Buraya benim genelde kullandığım şallarımı koydum. İşte boynuma şey yaptığım. İşte burada bir 10 tane falan var. Ama çok seviyorum, çok kullanıyorum. Dediğim gibi kıyafete göre bunu annem hacıdan getirmişti. Kullanıyorum. O yüzden şöyle askıya takıp buraya koydum. Burada hemen aynada olduğu için işte gözlüktür, şaldır, beredir. Çok iyi oldu bence hepsi dolapta. Burada şemsiyeleri astım şimdilik. Burada benim şu an kullandığım çanta var. Bu da işte pazara falan giderken kullandığım çanta var. Buraya Devran'ın 3, 4, 5, 6 çift spor ayakkabısını sığdırdım. Kendimi tebrik ediyorum. Daha var kapıda. Adamın benden çok ayakkabısı var. Normalde bayanların olur ya, bizim saysanız benim 10 çiftse onun 20 çift ayakkabısı vardır gerçekten. Daha fazla onun ayakkabıları. Artık ayakkabı almasını istemiyorum kesinlikle çünkü gerçekten çok var. Şurada da var 2 tane ama bunları giyiyor mu giymiyor mu kapıda da var. Onları ayırsın, ona göre sığdıracağız eğer giyecekse. Giymiyorsa da birine versin. Şu ev terliklerini ne yapsam şimdi, ben şuraya mı koysam acaba arkadaşlar? Ya şuralara koyabilirim. Bilemedim şimdi ne yapsam şu ev terliklerini. Şimdilik şuraya koyalım. Şu üst üste. Zaten bunları ben makinede yıkadığım için bu benim ev ayakkabım aynı şekilde. Bu burada dursun. Şöyle üst üste koydum. Şimdilik dursun. Tabii ki de daha değişecek. Şu an son durumu bu değil. Şimdilik üstün kaba bu şekilde yerleştirdim. Çünkü çok işim var. Yatak odasında çok işim var. Çok dağınık yani yatak odası. Çünkü bugün temizlik yapacağım tuttu. Ve bütün odaları bir anda indireceğim tuttu. Bütün odaları bir anda yapacağım tuttu. Hem mutfağı temizliyorum, salonu temizledim, banyo, üstün kaba. İşte mutfağın camlarına bir yandan giriştim. Bir yandan ayakkabılık geldi, yapıldı. Onu yerleştirirken bir yandan da yatak odasında işlerim çok dediğim gibi. Artık yapacağız. Benim daha ayakkabılarım var biliyor musunuz? Nerede acaba? Mesela şu grili ayakkabım var ya topuklu. Onun sırf siyahı da var bende. Nerede o ayakkabım? Bulamadım. Bir yere kaldırdım sanırım. Çünkü dediğim gibi benim daha ayakkabılarım var. Topuklu olarak var. Tabii ya, bir saniye. Şimdi hatırladım. Diğer 3 tane topuklu ayakkabım ve kulaklığım, bunlar başka bir dolaptaydı. Bunları da aklıma şimdi geldi. Unutmuştum kullanmaya kullanmaya. Getirdim. Şu ayakkabıya bakar mısınız? Bunu nasıl giyiyormuşum ben ya? Şu an diyorum ki ben bunları nasıl giyiyordum? Bekarken giyiyordum ben bunları. Hatta evlendiğimin ilk senesi falan da giyiyordum. Çok şık. Çok seviyorum topuklu. Mesela şunu günlük giyiyordum. Şöyle. Bir de şu var. Şunları da çok beğeniyorum. Deri bunlar. Şöyle kahverengi. Ama rahat bir 3 seneden fazla, dediğim gibi ilk sene giyiyordum, sonra kilo almaya başladım. Giymedim. Yani giyilir ama kiloluyken topuklu ayakkabı hiç güzel durmadığı gibi beliniz ağrıyor kilodan dolayı. O yüzden uzun zamandır giymiyorum ama bu yaz itibariyle tekrar giyebilirim aslında diye düşünüyorum. Şimdi bu süet kadife gibi olduğu için dışı aşırı derecede torbada olmasına rağmen böyle bir eskimiş gibi olmuş. Ki ben bunu 2 ya da 3 kere, 3 bile değil 2 kere giymişimdir bu ayakkabıyı. Şöyle bakın yani çok az giydim. Şimdi bunu şu gratisten almıştım ya, şu tüy toplayıcı. Bunu ben hiç kullanmamıştım. Bu geldi aklıma. Bununla temizleyeyim dedim. Gerçekten işe yarıyor ama. Bu tüy toplayıcıyı da hatta bu çekmeceye bir yere koyacağım. Çünkü ceketlerde işte şöyle süet ayakkabılarda falan kullanmak için ayakkabılıkta dursun istiyorum. Şu şekilde. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Görüyorum. Diğerini biraz yaptım. Şöyle bakın. Şuraları kalmış katlanan yerler. Şöyle. Bunun 2 tane de yedek başı var. Şöyle 2 topta yedeği var. Bir tanesinde 10 tane varmış. Gayet güzel, 30 tane yani bayağı gider. Şimdi bunun birini çıkaracağım çünkü bu bayağı şey oldu. Şöyle çıkıyor bakın. Şuradan.
şimdi tekrar yapıyorum. Evet, şöyle kabasını alayım şimdilik. Çünkü bununla çok uğraşacak kadar vaktim yok şu an. Bu videoyu burada kapatacağım artık zaten. Yatak odasını toparlarken çekmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yatak odası sonuçta bu kadar yeterli zaten. Yatak odasını da toparladıktan sonra birkaç bulaşım var. Onları yıkayacağım. Onları başka bir videoda ekleyebilirim. Belli olmaz. Bugün yemek yapmayacağım. Çünkü yemeğim var. Evet. Bu kadar yeter şimdilik. Bu 3 ayakkabımı da koyacağım. Bir de şu kulaklığımı koyacağım. Ama nereye koyacağım? Sanırım bunları da artık yer kalmadığı için şu üst rafa koyacağım gibi görünüyor. Esprileri şuraya koydum. Tüy toparlayıcı buraya koydum. Kulaklığımı şuraya astım. O koku, az önce gösterdiğim koku bu. Çok güzel kokuyor ama birkaç güne bir şey kalmıyor yani. Hemen bitiyor. Sonra diğer topukları da şu en üste koydum. Şöyle. Bu şekilde. Böyle oldu arkadaşlar. Şu çöpleri alalım. Bu videoyu burada kapatalım. Bir kahve içmek istiyorum. Kahve molası vermek istiyorum. Sonra bu mutfağa devam edeceğim. Dumbbell'larını da alacağım arkadaşlar. Bunlar da burada... Ay! Salonda görmek istemiyorum artık. Her gün salonda. Akşamları biraz çalışıyor bazen. Ama o yarım saat çalışıyor diye bunlar hep salonda. Şuraya şu Devran'ın çantasını koyacağım. Bunu genelde kullanıyor bazen. Bazen. Şuraya şu dumbbellları koyalım. Yanına. Evet. Şu benim çantamı da şuraya asalım. Ceket meket kalmadı artık burada yani. Ceket asacak yer kalmadı. Ceket falan da asılır tabii ama bu şalları ben yedek odasına götürüp buraya ceket de asabilirim. Ama ceketler zaten buraya sığmaz. Kalın kabanlar şeyler. O yüzden ceketlerim benim aynen şu güne kadar olduğu dolapta olsun. Buraya sadece işte şal, mal, çantalar, ayakkabılar bu tarz oldu. Ceketleri koysam zaten sığmayacağı için. Çünkü çok kalınlar. O yüzden burası böyle oldu. Evet. Şöyle. Şöyle şu yukarıya da. Büyük kutuları da yukarıya koydum. Bu şekilde. Şimdilik bu kadar. Şimdi ben biraz gerçekten dinlenmek istiyorum. Belim çok ağrıdı. Biraz video atmıştım. Onlara bakacağım. Yorumlara bakacağım. Evet, bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kahvemi içeceğim şimdi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.